Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Özellikle bu hem kışın kış arı ölümleri hem de gerek de besleme masraflarından dolayı şekerin aşırı işte pahalı olması, yüksek fiyatlı olması ve yeni mesleğe yeni başlayan arıcılarımızın maddi imkansızlıkları, sıkıntıları nedeniyle özellikle kışlamayla alakalı ve genel kovan tipleriyle alakalı, bu Japon kovan tipleriyle alakalı çok fazla kafalarda soru işaretleri var. Bunlarla alakalı Türkiye'de neler yapılabilir, uygulanabilir mi, o konuda bilgi vereyim dedim sizlere. Arkadaşlar öncelikle YouTube'da videolarda Japon kovanlarıyla alakalı çok fazla soru işareti var arıcılarımızın kafasında. Bunlar 30'a 30 ya da 33'e 33 civarında ebatlarında işte 4 santim 5 santim kalınlığındaki et kalınlığı olan ve üstüne temel petek, herhangi bir temel petek girmeden sadece çubuklar, 6-7 tane çubuklar yerleştirerek bir temel oluşturulup, yani ağaca arının direkt asılmasıyla birlikte aşağıya doğru tamamen ağaç kovuğundaki gibi bir sistemi taklit eden, adeta ağaç kovuğundaki gibi arının aşağıya doğru mum örerek ve balı sürekli yukarıya depolayarak örülen sistemler var. Bunda da kovan ekleme, yani yaklaşık bunlar 15 santim ile 20 santim arasında bir yükseklikte oluyor bu kovanın katları. Genellikle de 15 santim kalınlığında, 15 santim yüksekliğinde oluyor. Zaten 16,5 santim yüksekliğinde olanlar yaklaşık bizim bir dadant kovanın yarım ballığı gibi olabiliyor. Bu ebatta olabiliyor yükseklik olarak. Bunların avantajları var mı? Evet. Sıcaklık olarak, yani mum örme bakımından avantajları var. Artı balın efektif kullanımı, balın maksimum düzeyde kullanımı, ısı yalıtımı konusunda kullanımı var. Ancak tabi ısı yalıtımı derken yine yazın bunlara güneşlik tabir edilen kovanın dış tarafına kontraplak çakılma durumları oluyor. Bal sahamı bunlarda genellikle ya 2 kez ya 3 kez yapılıyor. Her 6 kat olduğu zaman, her 6 kata ulaştığı zaman 2 kat 2 kat bal sahamı gerçekleşebiliyor. Verimli bir sezonda bal sahamı Haziran sonu ya da Haziran ayı içinde, ikinci sahamı Ağustos sonu ya da Ağustos ayı içinde, üçüncü sahamı ise Aralık ayı içinde ya da Kasım sonu itibariyle yapılabiliyor. Peki Kasım sonu itibariyle nasıl yapılabiliyor? Bu özellikle sonbahar pürenlerinin olduğu dönemler, yani olduğu yıllar. Hangi yıllarda sonbahar pürenleri oluyor? Özellikle de Ağustos ve Ağustos ayı yağmurlu geçtiği dönemlerde, Ağustos, Eylül ayı, Eylül başları gibi bu dönemde. Dolayısıyla yer çiçeklerinden de faydalanma olabiliyor. Artı meranın erken, ilkbaharın erken patladığı, ilkbaharda erken çiçeklenmenin gerçekleştiği dönemlerde de Haziran ayında ya da Haziran başında, Haziran'ın içinde bir erken sahım söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla arıya hiç besleme vermeden 2 kez ya da 3 kez sahım yapma imkanı oluyor. Her sahımda da her kattan 5'er kilo civarında bir bal sağlanabiliyor. Bal nasıl sağlıyor? Bunun için iki operatif var. İki alternatif var. Bunlardan bir tanesi soğan çuvalı dediğimiz, işte fileli çuvallara, soğan çuvalı gibi fileli çuvallara yerleştirme yöntemi. Tabi bu ilk önce yapılan işlem, normal bal peteği çıkarıldıktan sonra bal peteğinin tam ortasına denk gelen kısmın her iki tarafı, yani ballı olan kısım sağ ve sol tarafı, peteğin iki petek gözü var ya, o petek gözlerinin tam ortasından hem sağdan hem soldan balın olduğu bölüm bıçakla beraber tamamen yarılıyor ve bunlar bir kapa, plastik gıdaya uygun bir kaba 24 saat dinlendiriliyor ve balın yaklaşık %70'lik kısmı kendi kendine akarak, tabi petek ters çevrilere konuluyor kolay aksın diye, yani ters yüz ediliyor, alt üst ediliyor. Ondan sonra %70'i bu şekilde sağladıktan sonra geri kalan %30 da bu fileli çuvallara konularak, bunlar tek tek dilimlenerek ya da küçük parçalara bölünerek, daha sonra bunlar güzelce bir petekli bal sahım makinası, yani üzüm şırasını çıkarmak için, üzüm çıkarmak için kullanılan, işte üzüm sıkmak için kullanılan sıkmalı olan çelik aparatlarla birlikte bunlar sıkılarak
kalan kısmı da sağılıyor. Yani kalan kısmı da balı alınıyor, süzme şekilde alınmış oluyor. Peki kalan posası ne oluyor? Kalan posasını da 24 saat bir derin dondurucuda ya da bir aylık kadar bir buzdolabında bunlar da bekleterek beklettikten sonra bu kalın bir kap, yani kalın bir forma geldiği zaman, yuvarlak tekerlek gibi kalın bir forma geldikten sonra da dolayısıyla peki bir bu yuvarlak şekilde olanı bu şekilde pazarlayabiliyorlar mı? Evet, bunun bir müşteri potansiyeli var orada ve o pazarlamayı yapabiliyorlar, o şekilde değerlendirebiliyorlar. Yani bunun içinde ne var? Hem bal mumu var, hem bal var bir miktar, hem de bir miktar polen ya da arının doğal kendi ürünleri var. Yani içeride örnek veriyorum, yavru varsa da o yavruyu da hiç dışarıya atmıyorlar. Organik ürün olarak tüketebiliyorlar. Yani gerek larva olsun, gerek içinde arı sütü varsa arı sütü, gerek nasıl diyeyim, polen olan ya da arı ekmeği olan petek gözlerinde bu şekilde tüketiyorlar. Ama çoğunlukla zaten böyle bir duruma hiç karşılaşılmıyor. Bunun da sebebi 6 kat üzerinden sahım yapıldığı için, yani arının doğal ağaç kovuğunda zaten 42 santimlik bir yavru alanı var ve getirdiği polen, arı ekmeği ve balı, açık sırlı balı bu 42 santim dikey şeye göre, ölçüye göre kendisi arıya her an larvaya yedirmek için hazırda tuttuğu için ve bunun üstüne bal sırladığı için dolayısıyla ne olmuş oluyor? 4 kat üzerinden bal aldıklarında, bal sağdıklarında 4 çarpı 15 yaklaşık 60 santimlik bir yükseklik yapıyor ve arının 42 santimlik olan yüksekliğinden daha da yukarıda bir yükseklik olmuş oluyor. Hatta orada bir kat daha, yani yaklaşık 15 santim kadar, 15-18 santim kadar bir arıya da stok kalmış oluyor. Dolayısıyla bunların hiç larva, pupa ya da arı ekmeği gibi ürünleri hemen hemen sağma ihtimali azalıyor. Dolayısıyla bunu rahatlıkla pazarlayabiliyorlar ve bunun bir müşteri potansiyeli var. Yani bizde petekli balı nasıl arıcılarımız petekli bal yapıyorsa bu yapılmış olan petekli balı bu şekilde tüketebiliyorlar. Bizdekinden farkı daha kolay tüketilebilmesi. Sebebi bu mumun şekerden değil de baldan yapılmış olması. Dolayısıyla baldan yapıldığı için de çok hassas ve çok daha yumuşak oluyor. Sıcaklıklara dayanıklı oluyor. Yani sıcaklıklara karşı duyarlı oluyor. Ve derin dondurucuda dondurulduktan sonra, yani içinde varsa herhangi bir larva, yani böcek larvası, kelebek larvası ya da mum kurdu kelebeği larvası gibi şeyler olma ihtimaline karşı donduruyorlar. Ve dondurduktan sonra soğuk zincir olarak bunu satıyorlar. Alan kişiler de bunu soğuk zincir olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla yiyecekleri zaman yiyecekleri miktarda oda sıcaklığında muhafaza ederek bunları tüketiyorlar. Böyle bir potansiyelleri var. Müşteri portföyleri var. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirme imkanları oluyor. Ve bunu da çok kolaylıkla bu şekilde değerlendirebiliyorlar. Gelelim bu arıcılığın kat koyması nasıl? Kat koyması alttan yukarıya bir aparat vasıtasıyla yapıyorlar. Bu tabi kare çerçevelerin en orta tarafı, en orta kısmından artı şeklinde bir demir tel geçirdikleri için petekler düşmesin diye alttan kat koyarken bazen salkımın altına, yani mum uzun gelebiliyor. Sizin koyacağınız kata, konulan kata, bu orta demirler, kovanın katlarının arasındaki orta demirler şey yapmasınlar diye, değmesinler diye bunları kesebiliyorlar. Onun haricinde genellikle de bal sağımı ikişer yaptıktan sonra altına iki kat koyuyorlar ya da ihtiyaç oldukça koyuyorlar. İhtiyaç olup olmadığına nasıl karar veriyorlar? Bu standların altında bir tane tahta ya da demirden profil yapıyorlar ya da ağaç, taş, kütük yapıyorlar taştan. Bunun ortası açık vaziyette, delik. Bunu da bir kontraplakla birlikte önünden
vida ile birlikte kapatabiliyorlar. Daha sonra içerideki arı mevcuduna kat isteyip istemediğine cep telefonuyla birlikte, cep telefonunun ışığıyla birlikte bu alt kısmından, kovanın altından bakarak buna karar veriyorlar. Ve araya da kat aralarında herhangi bir çerçeve kullanılmıyor. Yani işte Fransız usulü varre sistemindeki gibi işte çubuk, katlar arasına çubuk koyma ya da işte Langstroth kovanlardaki gibi çerçeve çubuğu koyma, üstten çubuk koyma gibi bir durumları yok. Ayrıca bu sistemin en büyük, yani bu sistemi yapabilmenin en büyük zorluklarından bir tanesi, bu sistemi yapıyorsanız, bu şekilde dikey karakuma sistemini yapıyorsanız sizin çok iyi bir oğul tutucu olmanız gerekiyor. Çünkü oğul mevsiminde özellikle de Nisan 17'den sonra Haziran'ın ilk haftasına kadar oğul mevsimi, Nisan ve Mayıs ayı komple oğul mevsimi olarak geçtiği için, yani arıya herhangi bir besleme yapmasan dahi dışarıdan nektar ve polen gelişi yüksek miktarda olduğu için, dolayısıyla sizin oğulları kolay tutabilmeniz gerekiyor. Bunun için de her kovana konulan bir oğul kremi, yani oğul yaptıkları bir oğul tutucu vasıtasıyla, oğul toplayıcı vasıtasıyla her kovana iki oğul birden bile toplayabiliyorlar. Yani bizim Türkiye'deki gibi kalitesiz değiller ya da kalitesiz olma ihtimali olan ürünler değiller. Bunun içinde 3 farklı formülasyon var. Yani 3 farklı formülasyonun karışımını kullanıyorlar. Biri bitki, biri aromaterapik yağ, biri de arı ürünü. Bunların karışımıyla birlikte, hatta ikisi arı ürünü. Bunların karışımıyla birlikte yaptıkları bir oğul çekme mahlulü vasıtasıyla, oğul çekme kremi vasıtasıyla birlikte tek kovana iki oğul birden toplayabiliyorlar. Topladıktan sonra da oğulun kovanın içine giren oğulu aynı kovanda bırakıyorlar. Kovanın dışında toplanan oğulu alıp başka bir kovana koyabiliyorlar. Oğul çekme mahlulünü kovanın çatısına koyuyorlar. Çatısına bir teneke V şeklinde çatı, ters V şeklinde çatı yapıp bunun arasına koyuyorlar. Dolayısıyla gelen oğul biri kovanın içine girmiş oluyor, biri kovanın dışında toplanmış oluyor. Bu mahlulü de bu kovanın tam üstüne, bu galvaniz saç çatının altına koydukları için hem mahlulün altına hem mahlulün üstüne ya da yanına oğul toplanıyor. Daha sonra bu toplanan oğulu bir ağ yardımıyla, bir işte soğan filesi ya da işte soğan çuvalı vasıtasına, ona benzer bir aparat yardımıyla topluyorlar. Filenin içine alıp daha sonra götürüp ana arısıyla birlikte istedikleri yere, kovana koyabiliyorlar. Gelelim varroa mücadelesine. Bunlar varroa mücadelesi yapmıyor. Ya da yapsalar bile genellikle ya formik asit türevi ya da işte benzeri şeylerle yaptıklarını düşünüyoruz. Genellikle de yapmıyorlar. Yani kimyasal petek yenilme durumları olduğu için kimyasal herhangi bir ilaçlama yok. Çok nadiren işte formik asit. Onun haricinde onu da buharlaştırma yöntemiyle, işte alttan olacak şekilde. Bunların yaptıkları arıcılıkta varroa mücadelesi yapmamalarının sebebi, iki ırk kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi Doğu Asya bal arısı Japonya'da. Yani oranın Apis serena dediğimiz kendi yerli ırkı. Bu ırk doğal olarak tabi Nösema'ya dayanıklı, varroa'ya dayanıklı ırklar. Aynı zamanda Japon eşek arılarına, katil Japon eşek arılarına karşı savunma mekanizması gelişmiş olan arılar. Bir de batı bal arıları dediğimiz Apis mellifera arıları var. Bunlar da dışarıdan gelen ithal arılar olarak bunları değerlendiriyorlar ve zaten ithal arıların burada yaşama şansları çok zayıf. O yüzden Apis mellifera arılarla genellikle çalışmak istemiyorlar, ama buldukları zaman da onlarla çalışabiliyorlar nadiren de olsa. Peki varroa mücadelesi neden yapmıyorlar? Dediğimiz gibi bu şekilde zaten ikincisi Japon eşek arılarına nasıl dayanıklı? Bunlar Japon eşek arılarıyla birlikte, bu Doğu Asya bal arıları Japon eşek arılarıyla birlikte aynı varyasyonda, yani aynı gelişme sürecinde evrimleştikleri için
bu şekilde izah ediyorlar. Yani birlikte yaşayarak geliştikleri için, öyle bir döneme tekabül ettikleri için bunların gelişme dönemleri tarihsel süreç içinde dolayısıyla birbirine uyum sağlamış. Nasıl yapıyorlar? Bizim eşek arıları, gerek işte sarıcı olsun, gerek yağmaya gelen arılar olsun, gerek katil Japon eşek arıları, bizim Apis mellifera arılarımız, batı bal arılarımızın kovanlarının kapısına geldiği zaman, tık tık yaptığı zaman ya da işte kapı girişini kemirmeye çalıştığı zaman dolayısıyla ne oluyor? İçeride bizim arılarımız dışarıya çıkıyorlar, savunma davranışı gösteriyorlar ve dışarıya çıktıkları her durumda dolayısıyla ne oluyor? Eşek arılarına, bu katil Japon eşek arılarına yem oluyorlar. Fakat bu Doğu Asya bal arıları, serenalar bunu yapmıyorlar. Yani kapıya gelseler bile, kapıya gelse bile bu arılar dışarıya çıkmıyor. Ta ki salkıma, herhangi bir arı topuna, arı salkımına çarpan herhangi bir nesne olana kadar bekliyor. Yani başka arı, bu Japon arılarından kaçan herhangi bir arı bu salkıma çarptığı zaman devreye giriyorlar ve Japon katil Japon eşek arıları işte yere düştüğü zaman ya da saldırdığı zaman bu sefer komple üzerine çullanıp onu ısıtarak yok ediyorlar. Yani bir topak haline gelip ısıtıp yok ediyorlar. Tek tek işte öldürmeye çalışmıyorlar. Aynı zamanda bu Japon arıcıların yaptıkları bir kovan girişi durumu var. Bizden farklı olarak kovan girişlerini 0.7 santim, yani 7 milimetre olarak ayarlıyorlar ve dolayısıyla bu 7 milimetre zarfında herhangi bir dışarıdan arı içeriye, eşek katil Japon eşek arısı içeri giremiyor. Katil Japon arıları Japon eşek arıları kovanın girişine geldikleri zaman, bu 0.7 milimetreden içeriye giremedikleri zaman tahtayı kemirerek içeriye girmeye çalışıyorlar. İçeriye girdikleri anda zaten otomatik olarak bunlar topaklanıyor. Japon arıcılar bu katil Japon eşek arılarının içeriye girmesini engellemek için iki tane demiri profil olarak birbirine kaynaklamışlar ve bu en alta, bunu kovanların en altına yerleştirmişler. Dolayısıyla demiri katil Japon eşek arılarının kemirip içeri girmesi mümkün olmadığı için otomatik olarak da bu katil Japon eşek arılarından korunmuş oluyorlar. Onun haricinde yaptıkları, yani yapılabilecek bizim oğul önleme için ne yapılabilir? Kaldı ki bunlar oğul önleme yapmıyorlar, oğul topluyorlar. Yine 1970'li yıllarda oğul toplama, yani sepet arıcılığı, özellikle işte Avrupa'da Alman videolarda vesaire falan görmüşsünüzdür. Bu Alman eğitim kanallarında görmüşsünüzdür. Bu sepet arıcılığı yapıldığı zaman orada ne yapıyorlardı? Arı bölme, bir uzun fileye arılar silkeleniyordu. Daha sonra bu silkelenen arılar başka bir kovalına alınıp bu tarladan gelenlere yeniden koloni yapılıyordu ve yapıyorlardı. Ve bunların balsamı bütün içerideki peteklerin tamamen işte kullanılması ya da eritilmesi ya da işte ayrıştırılması şeklinde ve koydukları kovanlara tamamen herhangi bir petek konulmadan yapıyorlardı. Bu Japon arıcılar da yeni yuvaya herhangi bir temel petek falan koymuyorlar. Yine aynı şekilde. Onun haricinde başka ne bahsedebiliriz? Peki bu arıcılık sistemi bizde olur mu? Eğer yine bu Japon arıcılığını yapılacaksa kendi kuralları içinde yapılabilmesi lazım. Özellikle bizim kuru bir ortam sağlamamız gerekiyor. Arıcının son 100-150 yıldır tespit edilen yaşam şartlarından biri olan kuru bir oyuk şartını hazırlamamız gerekiyor. Zaten alttan bunlar havalandırmalı olduğu için ve alttan girişli oldukları için herhangi bir nem problemleri yaşamıyorlar. Özellikle de 4 santim ile 5 santim kalınlığında ısı yalıtımları da oldukları için, ağaçla birlikte ısı yalıtımları oldukları için ekstradan bir ısı yalıtımına strafor vesaire falan da gerek kalmıyor. Onun haricinde bal sahamından bahsettik. Nelerden bahsettik? Koloni yönetimi zaten yok. Sadece
bal sahamı ve oğul toplama, besleme yok. Varroa mücadelesi olarak da eğer biz bunlara batı bal arısını yerleştireceksek, dolayısıyla bizim varroa mücadelesini yapmamız lazım. Çünkü varroa ile tek başına arı mücadele edemeyecektir. Dolayısıyla buna en uygun varroa mücadele yöntemi yine formik asit buharlaştırma olabilir. Bu da %85'lik 2 mg alttan kuantip tablasından ya da %20'lik 10 cc 10 ml ya da %42,5'luk 4 cc ya da 4 mg şeklinde. Onu da %42,5'luğa nasıl ayarlayabiliriz? %85'lik 2 ml formik asiti bir kaba dökeriz. Daha sonra üzerine 2 ml daha su ekleriz. Bu şekilde %42,5'luk formik asit elde etmiş oluruz. Bunu da kovan dip tablasına koyduğumuz zaman, yani kovan dip tablası dediğim kovanın en altına koyduğumuz zaman, otomatik olarak buradan gelen buharlaşmayla birlikte yukarıda sürekli bir varroayı rahatsız etme durumu söz konusu olabilir. Bu formik asitin kokusu arıya herhangi bir arının solunum sistemi olmadığı için, trake solunumu olduğu için herhangi bir doğrudan zararı da azaltılmış olur. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Arıcı bunu dış ortam hava sıcaklığına göre ayarlaması gerekiyor. Yani buharlaşma durumu olarak kovanın içi sürekli 30 derece üstünde, 30 derece ve üstünde olacağı için, yani arının salkım durumu olacağı için, formik asiti ne kadar dozunu düşük tutarsa o kadar kendisi için rahat olacaktır. Dolayısıyla kovan içindeki yaşlı tarlacıların da kaybını minimize etmiş olacaktır. Yani formik asiti adeta kokusu varroaya değmesi kafi gelecektir. Yine bizim denemelerimizde de bu şekilde. Yine peki arıcılarımızın kafasını bu şekilde karıştırması gerekiyor mu? Yani bu Japon kovanlarının yapmak için, hobi arıcılığı yapmak isteyenler için mümkün olabilir. Yine varroa sistemi bir çözüm olarak önde duruyor. Ancak gelelim varroa sisteminin Türkiye'de neden bu kadar kullanılmadığına. Özellikle Temmuz dönemindeki bizim ülkemizde yoğun polen akımları, Mayıs ve Haziran döneminde yoğun polen ve nektar akımları söz konusu olabileceği için ani kovan blokesi olduğunda, yani bir haftalık sürede kovan aniden bal ve polen blokesi olduğunda, yavrulama alanı daraldığında müdahale edilemediğinden dolayı, dolayısıyla varroa kovan sistemi dahi olsa, dışarıdan herhangi bir bunların içini gözlesen dahi arıcının çok sayıda kovana doğrudan müdahalesi söz konusu olamayacağından dolayı ve adeta bu gerek Japon sistemlerini olsun gerek varre sistemlerini olsun, bunları kovanı açtığın anda gündüz açsan yağma ya açık bir durum söz konusu oluyor. Çünkü açık bir bal sen otomatikman katlar arasındaki köprüyü kırmış oluyorsun çünkü. Bal açığa çıkıyor. Gündüz yapsan sıkıntı, gece yapsan tarlacılar kovanda hep sana saldıracaklar. Rahatsız ettiğin için, yani karanlıkta dahi olsa gece tarlacılar seni sokacağı için büyük çaplı arılıkları yönetmek sıkıntı. Peki karakovan, yani hobi arıcılığı yapmak isteyenler sadece bunlarla mı seçenekler? Hayır, karakovan, ülkemizde karakovan sistemleri de var. Onları da deneyebilirler. İşte kavran dediğimiz Doğu Karadeniz'de kullanılan büyük kovanlar var. Onlar da olabilir. Ya da işte daha önceki yıllarda, son 100 yılda Türkiye'de uygulanmış olan kovan çeşitleri de var. Mesela nedir? Bunlar kütükler. Kütüklerin ortasını açarak kütükleri dik halde bir taşın üstüne koyup bunun içine arı yerleştirme durumları, koloni yerleştirme durumları ve kütüğün üstünü bir kapakla kapatma. Bu şekilde de yapılabilir. Yani alttaki kütüğü kuluçkalık, üstüne bir kütük daha, işte ikinci kuluçkalık, üstüne bir kütük daha ballık şeklinde, hatta araya ana ızgarası şeklinde seçenekler mevcut günümüz şartlarında. Bundan yaklaşık 100 yıl kadar önce Doğu Karadeniz'de, özellikle de Trabzon'da yine uygulanan yöntemlerden, sistemlerden bir tanesi. Tabi birçok sistem var. Bununla alakalı Türkiye'de kullanılan kovan sistemleriyle alakalı kanalda videom var. İzleyebilirsiniz. İki ayrı video var.
Türkiye'de son 100 yılda kullanılan kara kovan tipleri ve Türkiye'de kullanılan bütün kovan çeşitleri var. Bunların detaylı, nerelerde kullanıldığı, hangi şehirlerde kullanıldığı, ne kadar bal alındığı, nasıl arıcılık yapıldığı ile alakalı detaylı sistemler var. Onun haricinde yatay kovan sistemleri, bunlar bizim arıcılarımızın çok fazla sıkıntı yaşayacağı sistemler olabiliyor. Özellikle de acemi arıcılarımız için genellikle dikey sistemler. O yüzden ben çok arıyla çalışacağım diyorsanız, ben işte 10 kovanla, 20 kovanla, 30 kovanla çalışmak istemiyorum, ben bu işten ekmek kazanmak istiyorum diyorsanız, basit arıcılığı basit yapmak gerekiyor. Arıcılık için yeni arıcılarımıza dahil en uygun basit olarak yapılabilecek arıcılık sistemi Langstroth ya da Dadant kovan sistemi. Dadant ve Langstroth kovan sisteminde bizim arıcımızın, özellikle yeni arıcılarımızın kaçırdığı noktalar var. Birincisi varroa mücadelesi. Varroa mücadelesini etkili yapamamak. Etkili yaptığınız anda zaten birçok şeyi çözmüş oluyorsunuz. İkincisi arıyı ısıtamamak. Yani üst, sağ, sol, üst ısı yalıtımını uygun aparatlarla yapamamak. Bununla alakalı benim bu sene videolarda paylaştığım yoga minderi, üst ısı yalıtımı için yoga minderi, sağ ve sol ısı yalıtımları için, yavru alanı çevre sarabilmek için, bunun için strafor yeterli. Ekstradan işte bir strafor kovana ihtiyaç duymuyor bu durumda. Kovanın altı açık olsun. Alt kovan dip tablası da ister plastik taban ister tel taban yapın. Kovanın altı da açık olduktan sonra hem içeride nem sıkıntısı olmuyor, hem varroa mücadelesini üstten aparatta kolay yapabiliyorsunuz. Japonların balsama tekniğini, yani file içinde balsama ya da presleme vasıtasıyla, yuvarlak pres vasıtasıyla presleme tekniğini Amerikalılar biraz daha geliştirdiler. Ne yaptılar? En son balı süzdürdükten sonra bir tane çerçeve genişliğinde bir aparat yaptılar. Yani el arabasının küçüğünü düşünün. Ama çerçeve genişliğinde, ebatları çerçeve kadar, kapak şeklinde, yani balık tavasını düşünün, balık tavasının alt ve üst kapağını düşünün, o şekilde bir kapak, çerçeve gibi dikdörtgen şekilde. Ve bunun içinde ızgaralı sistem yaptılar, yani içeriye kare çubuklarla birlikte ızgara yaptılar. Alttaki tümsek, üstteki çukur, üstteki tümsek, alttaki çukur şeklinde, bu şekilde zıt şekilde ve tam birbirine oturacak şekilde yaptılar. Dolayısıyla en son balı süzdürdükten sonra kalan posayı, kalan bal mumunu süzdürebilmek için bunun içine atıp üstten aşağıya bastırarak kalan kısmı da süzdürme imkanına kavuştular. Ve gerekirse üzerine bir kalın bir ağırlık koyarak, bir demir ya da başka bir büyük 50 kilo kadar bir ağırlık koyarak bal mumunun çoğunun %90'ın üstünde tamamen baldan süzme şeklinde, balı süzme şeklinde o hale getirdiler. Artık burada hangi tercihi kullanacağı aracının tercihi, eğer Japon sistemi yaparsa ya da petek ballı satmak yerine mumu ayrı, süzme şekilde ayrı yapmak isterse. Tabi bu kullanıcıya bir, arıcıya bir avantaj sağlıyor mu? Şöyle sağlıyor. Diyelim ki ben petek balı yaptım, müşterim vardı ama işte o günki ya da o yılki ekonomik şartlardan dolayı ben istediğim fiyata satamadım, elimde kaldı ya da ihtiyaçtan fazla üretmiş oldum, satamadım, kalanını süzme satmam gerekiyor ya da ihtiyacım var, petek bal müşterim yok ama süzme bala müşteri çıktı, ben bütün hepsini toptan süzme satmak istiyorum, o durumda hepsini presleyip süzme olarak satma imkanına kavuşuyor arıcı. Kalan mumu ne yapacak? Kalan bal mumu da doğal, arının kendi ördüğü mum olduğu için, katıksız olduğu için, herhangi bir ilaç vurulmadığı için, kimyasal ilaçlama olmadığı için, onu isterse eritip tekrar petek dökebilir kendisi. Çünkü doğal mum, herhangi bir şeker ilavesi yok. İsterse o şekilde kullanabilir. Temel petek döküp tekrar arıya bunu petek kapatma yapabilir.
İsterse bunu işte mide hastalıkları olanlar için, mide bağırsak hastalıkları olanlar için üzerine bal dökerek yine işte Japon yadaki gibi derin dondurucuda dondurduktan sonra üzerine bal dökerek adeta kraker gibi tüketilmesini sağlayabilir bir seçenek olarak. İcabında bununla krem yapabilir. Yani propolisli bal mumu kremi yapabilir. Bal mumu kremi de piyasada çok sayıda yapan var. Bunu ticaret haline getirenler var. Yani alıcıları var. Siz ham madde kaynağı alsınız aracı olarak. Dolayısıyla isterseniz bu şekilde onlara satabilirsiniz. Doğal, herhangi bir vücutta alerji falan yaratmaca için, içinde herhangi bir katkı ya da kimyasal ilaç söz konusu olmayacağı için, ciltte alerji sorunlarına sebep olmayacağı için. Dolayısıyla bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de yapıp eş dost akrabanıza bunları hediye de edebilirsiniz. Seçenekler tabii aracın. Bunun haricinde geriye bir tek konu kalıyor. O da besleme. Besleme konusunda da bizim dikkat edeceğimiz Langstroth çerçeveli ya da Dadan çerçeveli olan kovanlarda üstten besleme, yani yaz olsun kış olsun, ister şurup verin, ister fondan verin, ister kek verin, ister işte buzdolabı poşetiyle verin. Bunu üstten vermek daha rahat arının almasını sağlayacaktır. Japon kova sistemlerinde de zaten üste bütün stok yapılıyor. Kovanın tamamen altını açık yaptığınız esnada ekstradan ihtiyaç olacak şey ısınma. Verdiğiniz beslemenin ısınmaya harcanabileceğini dikkate alarak alttan tamamen açık olan kovanlarda biraz daha beslemeyi arttırmak gerekebiliyor. Çünkü yani verdiğiniz besini ısınmaya mı harcayacak, yavruya mı harcayacak, kendi gıdasına mı harcayacak, yoksa stoklamak için mi harcayacak ya da yavru bakımı için mi harcayacak? Dolayısıyla beslemeyi biraz arttırmak gerekebiliyor. Onun haricinde bir de çok fazla insanlarımızın kafasını karıştıran konulardan bir tanesi işte katlı ruşet yapabilir miyim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kışın katlı ruşetler, yani altı çerçeve altta, altı çerçeve üstte olan ruşetlerin kışın ve bunları da ısı yalıtımlı yaparsanız bu katlı ruşetlerin ısı yalıtımlı olanlarından bahsediyorum. Kışın daha az bal tükettiği ve kışlamadan daha iyi çıktığıyla ilgili tecrübeler var. Birçok arıcı arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman faydalarını söylüyorlar. Ancak yine bunların da alttan açık ya da alttan havalandırmalı olması gerekiyor. Üstten ısı yalıtımlı olması gerekiyor. Katlı ruşetleri ne yapmak gerekiyor? Özellikle katlı ruşetlerin oğul vermemesini engellemek için dolayısıyla ilkbahardan çıkışta iyi takip etmek gerekiyor ve sürekli yavrulama alanı açmak gerekiyor. Katlı ruşeti de kışlamadan sağlıklı çıktıktan sonra bir an önce kovana aktarmak gerekiyor ve ona göre beslemesini yapmak gerekiyor. Peki ben bu kovanlarla mı uğraşacağım? Yani büyük arıcı olmak istiyorum. Büyük düşünüyorum. İşte 50 kovandan daha yüksek ileride kovan yapmak istiyorum. Ben hobi arıcılık yapmak istemiyorum diyorsanız teşkilatı baştan kurmanız gerekiyor. Onun için de normal bir Langstroth kovan, isterseniz bir Dadant kovan sizin için kafi, fazlasıyla kafi. Hem kışlatma için hem normal arıcılık için. Peki bu sistemi nasıl oturtabiliriz? Benim de videolarımda gördüğünüz gibi özellikle zayıf kovana yaptığım tertibatı siz de yapabilirsiniz. Zaten arı 10 çerçeve gücündeyse en sağdan, yani 1 ve 10'dan 1 ve 10. çerçeveleri çekip buralara strafor koyup ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz ve arıya besleme yaparak rahatlıkla kışa sokabilirsiniz. 7 çerçeve arıyı 7 çerçeve yavruluğu dahi arıyı kışa soktuğunuz zaman bu arı rahatlıkla kışı yeterli besleme ve varroa mücadelesiyle birlikte, ayrıca alttan havalandırmaya yapmanızla birlikte herhangi bir sıkıntı çekmeyecektir. Yine zayıf olarak kışlatmak isterseniz bu arıyı, yani özellikle sonbahar bölmesi yaparak ben kışlatmak istiyorum derseniz, o durumda Ağustos'ta bal sağımından sonra Eylül başı gibi ya da Ağustos sonu gibi arıyı böldüğünüz zaman, bölme şartı ne? 7 çerçeve yavruluyor. En az 7 çerçeve yavrulu olan koloniyi bölebilirsiniz. Yani bir
koloni 4 çerçeve, bir koloni 3 çerçeve olacak şekilde ya da 8 çerçeve yavru. Genelde o dönemlerde bizim ılıman iklim kuşağındaki bölgelerde, bizim bölgelerde 7 çerçeve yavrulu hale gelmiş oluyor, denk gelmiş oluyor katlı kovanlar bile. Bu durumda 4'e 3 böldüğünüz zaman bir kovan 4 çerçeve yavrulu, bir kovan 3 çerçeve yavrulu arısı ekstra. Arısı da kapatacak şekilde, yani arısı da işte ballı ya da polenli çerçeveleri kaplayacak şekilde ilave ederek sağlı solu iki sağ iki sol ilave ettiğiniz zaman 3 çerçeve yavrulu olsa 2 çerçeve sağ tarafa etti 5, 2 çerçeve sola etti 7 çerçeve. Siz bunu 7 çerçeveyi 6 çerçeveye sıkıştırsanız dahi sağına 1 çerçeve strafor, soluna 1 çerçeve strafor koyduğunuz zaman zaten 8 çerçeve yapmış oluyor. Sağlı sol bu straforların üstüne de besleme koyup varroa mücadelesini yapıp üstten formikasitle ya da sizin uygun gördüğünüz yöntemle birlikte yine bunun en sağına, yani 1 ile 10. çerçeveye boş bir çerçeve girerek, yani daha doğrusu straforu sıkıştırarak ve üst yoga minderinin ısı yalıtımının yani kaymasını önlemek için bu 1 ve 10'a boş bir çerçeve koyarak sıkıştırabiliriz. Böylece herhangi bir rüzgar vesaire durumlarında çerçeve atma sıkıntısı olmaz. İçeride sallanma sıkıntısı olmaz ya da hayvan değmesi gibi, kovana değmesi gibi durumlarda içeride kayma olmaz. Hem de bunun avantajı ne? Arı buralara gece herhangi bir şekilde gidip oralarda sığınma ihtiyacı olmaz. Yani oralara, o bölgelere geçemez strafordan dolayı. Ve bu şekilde sağlıklı bir şekilde varroa mücadelesiyle birlikte devam edilebilir. Peki bu kovanı yağmadan korumak için ne yapılabilir? Bunun için de aparatlar kullanabilirsiniz. Yağma aparatları, gerek tel olsun, gerek yuvarlak olan aparat olsun, gerek kovan girişini daraltma şeklinde aparatlar kullanarak, yani siz kovan girişini daraltarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde basit arıcılık yaparak siz arıya şartlarına uygun, bizim Apis mellifera ülke arılarımıza yani batı bal arısı dediğimiz, işte buna Karnıyolu'ndan tut Kafkas'ına kadar, işte Anadolu'suna kadar bütün yani Apis serena haricindeki bütün arılara, Doğu Asya bal arısı haricindeki bütün arılara varroa mücadelesini ve eşek arılarından, Japon eşek arılarından korunmasını sağlayacak şekilde biz bir önlem alarak bu çözümleri yapabiliriz ve basit arıcılıkla birlikte arkadaşlar işte 50 kovan, 100 kovan, 150 kovan, 200-250, 400-450, 500'e kadar yolu var. Yapabilirsiniz ve tek başınıza bakmanız mümkün. O yüzden kovan sisteminizi baştan seçmeniz gerekiyor. Baştan karar vermeniz gerekiyor. Ben karakovan tarzımı çalışacağım. Karakovan tarzı çalışacaksam seçeneklerim belli. Ya varre, ya Japon, ya Türk usulü karakovan. Bizim çeşitlerimiz. Ya da ben ticari arıcılık yapacağım diyorsanız o durumda Dadant ya da Langstroth tipi kovan şekli ve buna uygun arıcılık yaparak ancak yapabiliriz. Yani karma sistemler bizi daha da hem malzeme olarak hem arıcılık yöntemi olarak bizi meşgul edecektir. İşçiliğimizi arttıracaktır arkadaşlar. Sorusu olan varsa yoruma yazabilir. Hepinize bereketli olsun.